Binbir Gece masalları hakkında söylenen çok yaygın iki söz vardır. Birincisi, bu kitabı baştan sona şimdiye kadar kimsenin okuyamadığı üzerinedir. İkincisi, Binbir Gece masallarını baştan sona okuyan kişinin öleceği üzerinedir. Birbirleriyle gizli bir mantıkla birleşen bu iki uyarı okuru ihtiyatlı olmaya itecektir elbette. Ama fazla korkaklık etmeye de gerek yok. Binbir Gece masallarını okusak da, okumasak da, sonunda biz de öleceğiz. Elf, Leyla ve Leyla. İnsanlık tarihinin en meşhur edebi ürünlerinden biri. 72 milletin bildiği, okumasa dahi duyduğu, duyduğundan haberdar olmasa dahi bir yerlerde izlediği, izlediğini bilmese dahi ezgilerini dinlediği, dinlediğini unutmuş olsa dahi başka bir kitapta adına rast geldiği o meşhur kitap Binbir Gece Masalları. Borges bu kitap için önce Hindistan'da, sonra İran'da sonra da Anadolu'da anlatıldı, sonra Arapça olarak kaydedildi ve Kahire'de derlendi. Ve tüm bu birleşimden Binbir Gece Masalları doğdu demiştir. Sonuç olarak tüm bu masallar, bütün masallarda olduğu gibi topyekün bir şekilde halkın malıdır. Ve tam olarak bu nedenden ötürü çok ama çok önemlidir. Çünkü bir toplumun bilinçaltını analiz etmek isteyen her aklı başında araştırmacının başvuracağı ilk kaynaklardan biri masallardır. Bu nedenle masallar bir toplumun özgeçmişini ve özbenliğini gösteren en dürüst işaret parmaklarıdır. Bu videomuzda sizlere binbir gece masallarına dair bir okuma rehberi hazırlamak istedim. Biliyorsunuz genelde okuma rehberlerimizi külliyatını bitirdiğim yazarlar veya külliyatını bitirdiğim bazı konular üzerine yapmaya çalışıyorum. Ama binbir gece masallarında bunu delmek istedim. Çünkü uzun yıllardır başı ve sonu belli bir şekilde tam metin olarak okuma istediğim eserlerden biriydi binbir gece masalları. Ve bu masalları birinci cildine başlamadan önce okuma sürecinde ve okuman bittikten sonra edin deyim bütün bilgileri sıcağı sıcağına bir rehber halinde sizlere sunmak istedim. Zaten kalan ciltlerde masalların birer silsile halinde devam edeceğini bildiğim için bu okuma rehberini gönül rahatlığıyla çekme düşüncesiyle sandalyeye oturdum. Girişte de bahsettiğim gibi masalların bir toplumun özgeçmişi, bilinçaltı kaynağı olmasından hareketle Çin toplumundan Kuzey Afrika'ya kadar uzanan bu büyük Asya coğrafyasını analiz etmek, burada yaşayan halkların yani özellikle Hint İran ve Arap toplumunun bilinçaltını, yaşayışını, kültürel değerlerini, din ve kültür ilişkisini ve bilmediğimiz arka plandaki o nargilelerini fokurdatırken kendi aralarında gülüp eğlendikleri o güzel hikayelere tanıklık etmek ve belki de bu coğrafyayı daha doğrusu bu coğrafyaya da geçelim. Bu dünyayı daha iyi anlamak ve anlamlandırmak adına Binbir Gece Masalları'nı okumalısınız. Arap coğrafyasında dar bir alanda anlatıla gelen bu masallar anlatıla anlatıla yayılmış ve koca bir Hint coğrafyasına ve Arap coğrafyasına yayılmıştır. Ne zaman ki 18. yüzyılda bu derlenen tüm masallar Antoine Galland tarafından Fransızca çevrilmiş ki bu çeviride yazar İstanbul ve Kahire merkezli birçok araştırma yapmış ve masalları Avrupa'ya taşımıştır. Yapılan bu Fransızca çevirden sonra bu gizemli ve eşsiz Arap gecelerinin masalları öyle sevilmiştir ki Avrupalılar bu masalları neredeyse bütün dillere aktarmış ve böylelikle Arap coğrafyasının bu eşine az rastlanır anlatıları bir anda Avrupa merkezli birçok sanat eserinde de kendini göstermeye başlamıştır. Opera, tiyatro, bale, film, dizi, roman gibi sanat eserlerinde bolca yapılan binbir gece masalları göndermelerinin izini sürmek bir kitap kurduğu için en önemli haz araçlarından biri olacaktır. Kendi konumuza yani kitaplara edebiyata dönecek olursak özellikle roman özelinde postmodern edebiyatın etkisini yoğun bir şekilde göstermeye başladığı birçok eserde yoğun bir şekilde binbir gece masallarının izlerine rastlarız. Özellikle yazarların uygulamış olduğu metinler arasılık yöntemiyle sıklıkla binbir gece masallarının kapısı çalınır. Dünya çapında tanınmış birçok yazarın adeta bir dipsiz kuyu gibi iştahını kabartan binbir gece masalları her kitap kurdunun kitaplığında mutlaka baş köşede durmalı hatta okunduktan sonra bile ara ara açılıp istenilen masaldan şöyle bir kurcalanmalı, karıştırılmalıdır. Batı Edebiyatı'nın kuşkusuz en kadim ve en tartışmasız eseri Homeros'un İlyada ve Odesa'sıdır. Ondan sonra yazıla gelmiş bütün eserler Homeros'un gölgesinde serinlemek zorundadır. Doğu'nun da bu anlamda şüphesiz en güçlü eseri Binbir Gece masallarıdır. Hatta Binbir Gece masallarının konumu öyle güçlüdür ki üslup ve içerik olarak bütün dünya yazarları o seviyeye ulaşma çabası içerisindedir. Yani işi biraz daha özetleyecek olursak Binbir Gece Masalları yani elinizdeki okuduğunuz o kitap ya da okumayı hayal ettiğiniz o kitap bütün dünya yazarlarının ulaşmaya çalıştığı seviyede bir kült eserdir. Ünlü yazar Stendhal'ın bence bu kitaba dair söyledikleri çok etkileyicidir ve kuşkusuz herkes tarafından da kabul görecektir. Her yıl unutmak ve aynı keyifle yeniden okumak istediğim iki eserden biri Binbir Gece Masallarıdır. 7'den 70'e kadar yani ufacık bir çocuğun izlediği çizgi filmden tutun da 70 yaşına gelmiş usta bir romancının yazdığı esere kadar sirayet etmiş olan Binbir Gece Masalları'nı okumak bir eleştiri, bir keyif, bir taklit meselesi olmaktan çok iyi bir kitap kurdunun kitabi vazifesidir. Binbir Gece Masalları'nın neden okumalıyız sorusunun cevabı özetle böyledir ama bu cevap uzar gider. Özetle Binbir gece masallarını okuyunuz, okutunuz. Fakat tek bir şartla. Lütfen 18 yaşını doldurunuz. Şayet Binbir Gece Masalları'ndaki masal kelimesine aldanan birçok okur kitlesi masallarda okuduklarına hayret etmiş, dehşete düşmüş ve bu nasıl masal ya diyerek Şenerşen gibi koşarak uzaklaşmıştır. Müzik Evet, okuma rehberimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Binbir Gece Masalları'nın o çok merak edilen tarihçesi. Bu masalları bir kişi mi yazmıştır? Bu masallar nerede yazılmıştır? Bu masallar nasıl yayılmıştır? Bu masalların içerisinde hangi kültürlerin etkisi bulunmaktadır? Binbir Gece Masalları belli bir yazarın, belli bir anlatıcının elinden çıkma bir eser değildir. Bu uzun masallar çok geniş bir coğrafyada anlatıla gelmiş ve zamanla derlenerek başı sonu belli olan bir çerçeve içerisinde sıkıştırılmıştır. Bu masalların hem içerik hem de üslup olarak ana kaynağı Hezar Efsane ismindeki bir İran anlatısıdır. Bu kitabın aslına astarına ulaşılamamakta ancak o dönem yazarlarının eskiye gönderme olarak yaptığı bazı söylemlerden hareketle Binbir Gece masallarının bu derlemelerden Arap coğrafyasına taştığı bilinmektedir. Bu masalların diğer bir beslenme kaynağı ise masalın ana vatanı olan Hint coğrafyasıdır. Özellikle Çerçeve masal anlatma geleneğinin başlangıç noktası olan Panchatantra eserinin binbir gece masalları üzerindeki etkisi çok açık bir şekilde görülmektedir. Daha önce okumuş olduğumuz Hitopadesha eserinden hareketle çerçeve anlatı tekniğinin Arap coğrafyasında binbir gece masallarında nasıl bir form kazandığı çok net bir şekilde görülmektedir. Tıpkı Hint masallarında olduğu gibi iç içe geçmiş olan masalların birbirini kovalaması ve o masallarda olduğu gibi bu çerçeve metinlerin aniden gelişen bir olayı çözmek için veya hayatta kalmak için kullanıla gelmesi binbir gece masallarındaki Hint etkisini çok net bir şekilde göstermektedir. Şehrazat'ın anlattığı her masal veya onun anlattığı masalların içerisindeki kahramanların anlattığı her masal net bir şekilde şuna hizmet etmektedir. Ölümden kurtulma veya aniden gelişen bir sürpriz durumdan sıyrılma çabası. İşte bu durum binbir gece masallarının İran etkisinden sonraki Hint etkisini kanıtlamaya açık bir örnektir. İşte bu Fars ve Hint kollarına merkezi Bağdat olan geniş bir Arap coğrafyasının anlatılarda eklenerek eşsiz zenginlikte bir metin ortaya çıkmıştır. Arap toplumunun çok yoğun ve baskın bir kültüre sahip olmasının da etkisiyle bu masallar dünya çapında Arap geceleri veya Arap gecelerinin eğlencesi şeklinde tanınmış ve bu şekilde yayılmıştır. Ama işin aslı binbir gece masalları salt bir Arap anlatısı değil, geniş bir Asya folklorunun zengin birleşimidir. Sonuç olarak uzun yıllar boyunca anlatıla gelen bu masallar 10. yüzyıldan itibaren şehrazat çerçevesi içerisine alınarak son halini almış ve 10. yüzyılla 16. yüzyıl arasında gelişen olayları anlatan dev bir masallar zincirine dönüşmüştür. Ve meraklısının sorduğu ilk sorulardan biridir. Neden bin bir gece? Neden bin değil? Neden 2000 değil? Neden 200 değil? Neden bin bir? Öncelikle bin sayısı sayıca çokluğu Curcuna ifade eder. Milyon demeyiz, milyar demeyiz. Bin deriz. Sana bin defa anlattım. Sana bin defa söyledim. Bin defa konuştuk bunları. Bin sayısı bahsedilen konuya hem bir yoğunluk hem de bir saygınlık kazandırır. İşte bunlardan hareketle masal anlatıcıları bin sayısına bir gönderme yaparak bin değil onun bir fazlası. Yani yoğunluk ve saygınlık olarak dile gelen o şeylerin binin bir fazlası. Yani sizin beklediğinizden de bir fazlası. Esprisiyle anlatılan masalları kutsamışlardır. Bilinenin aksine bu eserde bin bir tane masal bulunmaz. Bin bir gece anlatılan 264 tane masal vardır. Bazı masallar birkaç gece sürdüğü için ve Şehrazat bunları en heyecanlı yerinde güneş doğarken kestiği için masalların süresi Binbir Gece'yi bulmuştur. Masalların tarihçesine dair bilinmesi gereken en önemli ayrıntılardan biri o dönemin en önemli karakterlerinden biri olan Harun Reşit'tir. Abbasilerin en önemli halifelerinden biri olan Harun Reşit, dönemin de en tanınan simalarından biri olarak Binbir Gece masallarında sıklıkla yer alır. Çünkü Bağdat onun döneminde en önemli dünya kentlerinden biri haline gelmiştir. Peki bu ne anlama gelmektedir? Çin'den, Avrupa'dan, aşağıdan, yukarıdan herkes tüccarlar kafilesi sıklıkla Bağdat'a gelmekte. Geldikleri yerlerden masallar getirmekte. Giderken de yanlarında masallar götürmektedir. Yani Halife Harun Reşit döneminde yaşanan bu zenginlik bin bir gece masallarını da zenginleştirmiş ve taşıp giden bu ekonomik ve kültürel zenginlikten edebiyat da nasibini almıştır. İşin en komik ve güzel ayrıntılarından biri de şudur ki halk Halife Harun Reşid'e masallarda bir karakter olarak yer vererek çaktırmadan onu tiye almış ve yöneticilere belki de şu mesajı vermek istemiştir. Fazla şımarmayın. Boyunuzun ölçüsünü masallarımızda veririz. Siz ölürsünüz. Masallardaki karakteriniz yaşamaya devam eder. Halk aslında edebiyatın, anlatma geleneğinin, masalın gücünü Harun Reşit ekseninde bize politikadan da üstün olan edebiyat aracılığıyla göstermiştir. Harun Reşit masalların çoğunda saygı duyulan bir karakterdir. Ama o masaldaki komik ve uç atmosfer içerisinde Harun Reşit'in sokulması dahi halkın muzipliğinin bir kanıtıdır. Bu tarihten sonra birçok farklı coğrafyada birçok farklı el yazması ortaya çıkmıştır. Bu el yazmalarından bir kısmı bazı masalları içermemekle beraber bir kısmı da diğer masallarda olmayan özellikler göstermektedir. Bu şu anlama gelmektedir. Konumuz masal olunca ayağımızı sağlam bir zemine basmamız imkansızdır. Kim ne zaman anlatmış, kim ne zaman yazmış? Yazılanlar içerisinde ilk hangisi yazılmış ve hangisi doğru bir kaynaktır? Bunu hiçbir zaman bilmemiz mümkün değildir. Ama bildiğimiz çok net bir şey vardır ki 1001 Gece Masalları şu dört ana bileşenden oluşmaktadır. 1- İran Masalları 2- Hint Masalları 3- Abbasi Halifesi Harun Reşit döneminde anlatıla gelmiş olan Arap Masalları ve 4- Fatimiler ile Memlükler dönemine ait olan Mısır tarafında anlatıla gelen masallar. İşte bu dört ana bileşen 1001 Gece Masallarının özünü oluşturur. Targile fokurdatılan Arap gecelerinde kahve köşelerinde, orada, burada, şurada birileri tarafından anlatıla gelen meddahların dilden dile taşıdığı bu Arap masalları Binbir Gece masalları olmuş ve üzerimize yağmıştır. Binbir Gece masallarının kısa tarihi böyledir. Ve bilgeler der ki İlkel toplumlar eşyayı adıyla anarlar. Doğal olanı ayıplamaz, doğallığın dışa vurulmasını da utandırıcı bulmazlar. Öncelikle binbir gece masallarının nasıl anlattığına değinelim. Az önce de bahsettiğim gibi Hint topraklarında doğmuş olan çerçeve anlatı geleneği binbir gece masallarında ayyuka çıkmıştır. Nedir peki bu çerçeve anlatı geleneği? Masalın başında geniş bir çerçeve çizilir. Yani ana olay odur. Binbir Gece masalları başlamadan önce bu ana olay, yani bu ana çerçeve şu şekilde çizilir. Hint ve Çin adalarında hüküm süren bir Sasani hükümdarından bahsedilir. Bu hükümdarın iki oğlu vardır. Büyük oğlu birçok ülkeye hükmeden ve yiğitliğiyle tanınan Şehriyar, ikinci oğlu ise Şahzaman'dır. Şehriyar şehrin efendisi, Şahzaman ise asrın ve zamanın efendisi anlamına gelir. Ayrıntıları, meraklıları tarafından eserin giriş kısmında okunacak olan bölümlerin en önemli kısmı şurasıdır. Şehriyar ve Şahzaman, hanımları tarafından aldatılan iki kardeştir. Ve bu iki kardeş, başlarına gelen bu bahtsızlıklardan sonra tek çarelerinin yaşadıkları yeri terk etmek olduğunu düşünürler ve yola çıkarlar. Bu iki kardeş, çıktıkları yolda bir deniz kenarında dinlenmek için mola verirler. Suyun içerisinden bir cin peyda olur. Ve bu cin, düğün zamanı kaçırdığı bir kız da ortaya çıkar. Ve o kızın dizinde uyumak istediğini söyler. Gizli gizli bu durumu gözetleyen bu iki kardeş bir anda kadın tarafından fark edilir. Cin uykuya daldıktan sonra bu kadın bu iki kardeşten bir dilekte bulunur. Hatta bu bir dilek değil bir emirdir. Ve gölden çıkan bu kadının da yaptıklarından sonra şehriyar ve şahzaman terki diyar etmekten vazgeçer ve geldikleri yere geri dönerler. Ve o günden sonra şöyle bir karar alır Şehriyar. Vezirine her gece bir kadın getirmesini emreder ve o gece o kadınla birlikte geçirdikten sonra sabah olduğu zaman o kadını öldürür. Böylelikle şehirde son kadın kalana dek bu süreç devam eder ve sıra Şehrazat'a gelir. Şehrazat'ın diğer kadınlardan tek farkı babasından bunu gönüllü bir şekilde talep etmesidir. İşte eserin Belki de yavaş yavaş gücünü hissettirmeye başladığı o dıştaki çerçeve tam olarak burasıdır. Kimilerine göre bu nedenle Şehrazat dünyadaki ilk feministlerden biridir. Şehrazat vezir babasından şunu rica eder. Seni de diğer tüm kadınları da bu dertten kurtaracağım. Şehrazat'ın ölmemek için yapması gereken tek seçeneği vardır. Az önce bahsettiğimiz o Hint masal geleneğindeki ölümden kurtulmak için edebiyatı kullanma tekniği Plan şudur. Şehrazat her gece hükümdara bir masal anlatacak ve masalın en heyecanlı yeri geldiğinde yani gün doğarken masalı orada bırakacaktır. Bu şekilde masalın devamını dinlemek isteyen hükümdar Şehrazat'ı öldürmekten vazgeçer ve bütün dünyalık işlerini hallettikten sonra koşa koşa tekrar Şehrazat'ın dizinin dibine gelir. İç içe geçmiş çerçevelerden oluşan anlatılarla binbir gece masalları çok sesli bir koroya dönüşür. Şehrazat'ın anlattığı masalın içerisindeki başka bir karakterin anlattığı masal ve hatta onun anlattığı masalın içindeki başka bir masal ile Binbir gece masalları birbirini kovalar. Masal içinde masal okurun başını döndürür ve bir anda kendinizi şehriyar gibi hisseder. Bir sonraki masala geçmek için uykunuzu feda etmeye başlarsınız. Bu masallarda uçsuz bucaksız bir hayal gücü vardır. Eğer alışık değilseniz uyarmak zorundayım. Bu masallarda yoğun bir cinsellik, yoğun bir şiddet bulunmaktadır. Yani aklınıza bile gelmeyecek ilginçlikte cümleler, aklınıza bile gelmeyecek ilginçlikte küfürler, aklınıza bile gelmeyecek ilginçlikte cinayet veya yaralama sahneleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Peki bütün bunlar Bin bir gece masallarını gölgeler mi? Tabii ki de hayır. Binbir gece masalları içerisinde anlatılan bu ilginç, dehşet verici olaylarla sinirlenen okur şunu hatırından hiç çıkarmamalıdır. Bu masalları anlatan kişi sonuç olarak en başta bulunan Şehrazattır. Şehrazat'ın da tek bir amacı vardır. Gün doğarken hayatta kalmak. Peki bir kadın olarak Şehrazat neden neredeyse bütün masallarda kadınları Erkeği üzen bir şeytan karakteri olarak çizmiştir. Şehrazat eşine kızdıktan sonra bütün kadınları katletmeye yeltenen Şehriyar'ın intikamını masallar aracılığıyla aldırmak istemektedir. Ve hatta Şehrazat bunda öyle başarılı olur ki bırakın hayatta kalmayı, hükümdardan çocuk sahibi bile olur. Ve böylelikle Binbir Gece Masalları o eşsiz Arap coğrafyası içerisinde okurunu da kaybeder onu da masallar içerisine dahil eder. Bu nedenle 1001 gece masallarını okudum demekle okumadım demek arasında 1001 fark vardır. Okuyacak olanların en çok sorduğu sorulardan birine cevap vererek okuma rehberimizi bitirmek isterim. Birincisi Alim Şerif Onaran tarafından çevrilmiş ve Yapı Kredi tarafından da basılmış olan şu kitaplar, ikincisi Alfa Yayınları'nın hazırlamış olduğu şu kitaplar. Bu iki tam metin arasında nasıl bir fark var? Yapı Kredi yayınlarınınki Fransızca çevirisinden Türkçeye çevrilmiş hali. Alfa Yayınları'nınki ise direkt Arapça kaynağından Türkçeye çevrilmiş hali. Peki bu durum çok hayati bir öneme sahip mi? Aslında çeviri takıntınız varsa evet sahip ama ben çok da çeviri takıntısı olmayan bir okurum. Yani olayın özünü bir şekilde anlayabileyim bana yeter. Öyle çevirmiş, böyle çevirmiş bu detaylarda boğulmam. Ama şunu belirtmek istiyorum. Genelde okuma grubumuzda Alfa yayınları Arapça aslından çevrildiği için sanki daha meziyetli, daha üstünmüş gibi görüldü. Yapı Kredi yayınları çevirinin çevirisi, suyunun suyuymuş gibi düşünülerek biraz daha tükaka yapıldı. Ben bunu yanlış buluyorum çünkü yapı kredi yayınlarının baz almış olduğu Doktor Mardus'un çevirisi aslında en başta bahsettiğim o bir sürü el yazması vardı ve ayağınızı yere sağlam basmanız imkansız demiştim ya masallar söz konusu olduğu zaman. İşte tam olarak burada bu geçerli. Doktor Mardus'un Fransızca ya yapmış olduğu bu çeviri yani daha sonra da Türkçe'ye çevrilmiş olan bu çeviri en güvenilir el yazmalarından biri olan iki cilt olarak Kahire'de yayınlanmış olan bulak baskısından yapılmış olan çeviri. Yani Doktor Mardus bu güvenilir çeviriyi baz alırken bir yandan da birkaç farklı kaynaktan beslenerek ve ön sözde de belirttiği üzere bu çevirinin Arapça metninden tek farkı harflerinin değişmesidir demektedir. Yani ben okurken de çok zevk aldığım Yapı Kredi Yayınlarını kesinlikle gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Yapı Kredi Yayınlarının en sevdiğim yanı şuydu okurken. Alim Şerif Onaran'da Fransızcadan Türkçe'ye çevirirken o masalsı atmosferi çok güzel yansıtmış kullandığı eski kelimelerle ara ara verdiği dipnotlarla okuru çok güzel aydınlatmış. Yani ben Yapı Kredi çevirisini okurken gerçekten bir ihtiyardan masal dinliyormuş hissi yaşadım. Hatta bazı yerlerdeki o küfürlü bölümlerde Alim Şerif Onaran'ın çok güzel iş çıkardığını söyleyebilirim. Kahkaha atarak okuduğum birçok sayfa olduğunu net bir şekilde belirteyim. Ama Fransızcadan çevrilmiş demeyin çünkü konumuz masallar olduğu zaman dediğim gibi ayağınızın yere sağlam basması mümkün değil. Burada önemli olan çevirmenlerin gerçekten iyi çalışıp çalışmadığıdır. Alfa'nın da güzel, üstün kaldığı yanlar var. En önemli yanı şurası. Yapı Kredi çevirisinde Alim Şerif Onaran aralardaki şiir bölümlerini düz yazı gibi çevirdiği için oraların tadını kaçırmış. Ama Alfa yayınlarında şiir bölümleri emek harcanarak Türkçeye şiirsel bir dille aktarılmış. Bu kısımlar Alfa yayınlarında gördüğüm en üstün kısımlar. Ama Alfa'nın büyük eksikliği şu ki, yapı kredi çevirisindeki o masalsı cümleler, biraz daha lafın dolaştırıldığı kısımlar Alfa çevirisinde kısa kesilmiş ve kısa kesildiği için masalsı atmosfer biraz bozulmuş. Bu hissi yaşadım okurken. Ama Alfayı baştan sona okumadığım için çeviriyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Çeviri konusunda kendiniz karar verin diye Alfanın ve yapı kredinin giriş kısmındaki ilk paragrafını okuyacağım. Artık hangi yayından okumanız gerektiğine siz karar verebilirsiniz. Yapı kredinin ciltleri 8 kitaptan oluşuyor. Her cildi ikiye bölmüşler. Yani toplam 8 kitabınız olacak buradan okursanız. Alfada ise öncelikle 2 tane ciltli kalın basım var. Ve bir de 4 ciltlik küçük küçük kitaplar halinde oluşturulmuş basımlar var. Hepinize iyi kitap kurtlamalar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Doğrusunu Allah bilir ya. Anlatıldığına göre çok eski zamanlarda Çin Hindi Yarımadası'nda Sasani hükümdarlarından biri hükümdarlık yapıyordu. Büyük orduları, yardımcıları ve halkı olan bu hükümdarın her biri bir diğerinden cengaver iki oğlu vardı. Bu iki oğulun küçüğüne nazaran daha kahraman olan, tebasını adaletle yönetip halkı tarafından pek sevilen büyünün adı Şehriyar, Semerkandül Acem hükümdarı olan küçüğünün adı ise Şahzaman'dı. Anlatırlar ki ancak Allah bilgedir, her şeyi bilir, kesin kudret sahibi ve hayırseverdir. Eski çağlarda ömrün ve anın akışı içinde, Sasani hükümdarları içinde Hint ve Çin adalarında hükmeden orduların ve kavimlerin hizmetinde olanlarla kalabalık mahiyetinin efendisi olan bir hükümdar, bu hükümdarın da iki oğlu varmış. Biri büyük, biri küçük. İkisi de yiğit savaşçılarmış. Fakat büyük, küçükten daha yiğitmiş. Bu oğul ülkelere hükmeder ve adalet sağlayarak insanları yönetirmiş. Bundan dolayı ülkelerinin halkları onu çok severlermiş bu hükümdarın adı Şehriyar imiş. Küçük kardeşi ise Şahzaman adını taşıyor ve Semerkandül Acem'de hüküm sürüyormuş.